Evet arkadaşlarım merhaba. Biz robot süpürgemizi alalı bir seneye yaklaştı. Arkadaşlarımızdan da gelen çok fazla soru var. Batarya ne kadar gidiyor diye bir güncel batarya testi yapalım. Arkadaşlar biz geçen sene süpürgemizi aldıktan hemen sonra batarya testi yapmıştık. Onda ben turbo modunda en yüksek modda ne kadar gidiyor diye bakmıştım. Şimdi normal süpürdüğümüz medium modunda yani orta seviyede yapacağız denememizi. Burada ben kızımız odasında oynadığı için onun odasını seçmeyeceğim. Oturma odası, yatak odası, koridor, mutfak ve salonu ve misafir odasını seçeceğim. Artık kendisi ne kadar süpürecek bakalım. Eğer şarjı yetmezse robot süpürgemiz geri dönecek. Göreceğiz bakalım şimdi süpürmeye başladı koridordan itibaren. Sizlere ben ara ara sürekli bataryanın durumu ile ilgili bilgi vermeye başlayacağım. Bu arada robot süpürge ile ilgili bilgiler de vereyim ben size. Tabii ki bu halılardan mesela tırmanma, halılarda zaman kaybetme. Özellikle birazdan göreceksiniz eşyanın çok olduğu odalarda zaman kaybı artabiliyor, kafası karışabiliyor. Bakın şimdi ne kadar olmuş? Yaklaşık 21 dakikalık bir süre olmuş ve %84 gibi bir şarjımız kalmış. Bu koridoru süpürdükten sonra şu anda oturma odasını süpürüyor. Haritada da görüyorsunuz koridoru aynen böyle ilmek ilmek arkadaşlar. Benim çok hoşuma gidiyor o görüntüyü görmek. Süpürüyor. Şimdi oturma odamızda diğer odaları haritalama yapma sırasına göre devam ediyor. Şimdi mutfağa geçti. İşte bakın bu sandalyelerin, masaların bacakları. Biz mutfakta, salonda değil de mutfakta sandalyeleri dışarı alıyoruz. Hemen çok kolay, rahatlıkla süpürsün diye. Çünkü onların etrafından dolaşırken zaman kaybediyor. Bakın burada 35 dakika bir süre ve bataryamızın durumunu da üst köşede görüyorsunuz. Mutfağımızda süpürme işlemine devam ediyor. Odalarımızı söylediğim gibi haritalama sırasına göre devam edecek ve süpürecek. Bundan sonra yanılmıyorsam yatak odasına doğru gidecek, hareket edecek. Robot süpürgemiz işte her yeri adım geçmeyecek şekilde süpürüyor. Evet, bakın mutfağı da bitirdi. Yatak odasında, yatak odasının giyinme odası bölümünde. Haritada birebir gitmiyor ama arkadaki görüntüde giyinme odasında. Size birazdan işte bu halıya takılma ile ilgili bir şey göstereceğim. Bazen özellikle çok ince halılarda ve yolluklarda ki şu anda üstünde olduğu halı öyle bir halı. İleri gidecek ve döndüğü zaman göreceksiniz takılacak. Bazen evde olmadığımız zaman bir iki defa oldu sanırım buraya takılıp kaldı. Bakın böyle kıvrılıyor ve çıkamıyor. Ben el yordamıyla yardım ettim. Burada kendisi kalıyor. Orada beklemeyi alıyor. Uykuyu alıyor kendisini. Akşam geldiğiniz zaman istasyonuna götüreceksiniz arkadaşlar. Kafası karışmış olabiliyor. Gerekirse kapatın. Biraz dinlensin. Bağlantısını kesin. Ondan sonra açın. Kendine gelecektir. Arkadaşlar robot süpürgemiz yatak odasını süpürdükten sonra şarj istasyonuna geldi. Bakın %38 şarjı var. 56 dakika çalışmış. Ve 49 metrekare süpürmüş. Ben şarj istasyonuna gelir gelmez çünkü gelmesi için bir sebep yok. Daha bayağı bir şarjı var. Hemen salonu ve misafir odasını tekrar seçerek robot süpürgemizi başlattım. Sonunda bunu ekleyeceğim. Zaten şimdi devamında göreceksiniz. Normalde %7, %8 şarjı falan kaldığı zaman gelmesi lazım ama geldi. Bazen olabiliyor bu elektronik cihaz. Şimdi bir sonrakinde haritada göreceksiniz. Üstüne hep beraber ekleyeceğiz kadar çalıştığını. İlkinde %56 dakika, 49 metrekare ve %38 şarjdı. Şimdi bakın 24 dakika, 26 metrekare ve %7 şarjı kaldığında dönmüş oldu. Böylece 90 dakika, tam 90 dakika, 1,5 saat süpürmüş oldu. 75 metrekarelik bir alanı %93 şarj tüketerek orta seviyede. Arkadaşlar salonda inanılmaz derecede zaman kaybediyor. Orada çok eşya olan yerlerde kaybediyor. Bunu da göz önüne alın. Ama 1,5 saat orta seviyede şarjı gitti. Neredeyse 1 yıl sonra. Hoşça kalın.